göstereceğim biraz inşallah. Biraz anlatır mısınız? Nasıl bir rol bu? Nasıl hazırlanıyorsun? Onun hazırlığı... yani makyaja çok fazla yüklenmeyeceğiz bir defa. Güzel. Çünkü çok da yaşlı bir kadın değil ve benim anneannem mesela hiç kırışık buruşuk bir kadın değildi rahmetli. Dolayısıyla makyaja çok yüklenmeyeceğiz. İşte oyun da vermeye çalışacağız bilmiyorum. Proje çok hoşuma gitti benim. Aslında nedir? Bana önerilen rol teyze rolüydü orada yine. Ben kendim götürdüm teklifi. Ben dedim eğer kabul ederseniz buradaki babaanneyi oynamak istiyorum. Çok sevimli yönetmenin de yapımcısı da. Oldu, büyük cesaret. Bakalım inşallah kalkabilirsek altından. Hemen başlayacaktı onun çekimleri. Fakat Eylül'e kaldı. Bir teknik sorunlar, maddi durum herhalde. Tahmin edin. Eylül'e ertelendi. Yönetmeni ama inşallah yapacağım. Serdar Gözelekli. Daha evvel bir filmini izledik mi? Hayır hocam. Ama işte klipleri var, reklam filmleri var. İlk onun da sinema filmi olacak. Hikayesi nasıl? Acıklı mı? Acıklı değil aslında. Ne kadar anlatabilirim bilmiyorum daha proje başlamadan evet. Ama genç bir üniversite öğrencisinin bir derdiyle ilgili. Herkesten sakladığı ve artık herkese söylemek, açılmak istediği, arkadaşlarına, ailesine açılmak istediği bir dönemi anlatıyor. Ben çok çok beğendim. Diyaloglarını da çok beğendim. Kurgusunu da çok sen ne diyeyim, hikayesi çok çok güzel olmuş. İnşallah altına kalkabilirsek. Eminim, ben de heyecanla bekleyeceğim. Oyunculuk biraz da mış gibi yapmak değil mi? Başkasıymış gibi. Bu mış gibi yapma durumu hayatın içinde de sende bazen oluyor mu? Olmak zorunda kalıyor mu? Kalıyor. Bu şöhretten dolayı birazcık kalıyor. Ve nasıl, de biraz mesela? Yorucu bir şey. Yani ne bileyim, insan içine çıktığımızda böyle bir somurtup insanları tersleyemiyoruz falan. Yani hep bir şey bekleniyor. Güler yüz bekleniyor. Sorulan sorulara hep cevap vermek durumunda kalıyoruz. Belki o gün benim moralim bozuk. Evet. Kimseye de konuşmak istemiyorum. Şurada bir çay içmek istiyorum oturup falan. O olmuyor pek. Maalesef birazmış gibi. O gün de neşeli. Çay söyleyelim isterseniz Özlem Hanım. Yok. Şurada bir çay içmek. hep su. Evet. Şimdi oyunculuk neredeyse başlangıçta ikinci işinizdi. Evet. Ama neredeyse birinci iş haline geldi, gelecek evet, gibi. Bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Vallahi nasıl bir şeyse öyle bir şey aslında. İkisini birden yürütebiliyorum yürütebildiğim sürece. Bir de şimdi televizyon programı yapıyorum. Evet, konuşacağız onu da. İnşallah onun da başka yerlere gitme ihtimali var. Onu da devam ettirmek isterim. Devam ettirebildiğim kadar. Hadi sırası gelmiş, Allah konuşalım. Allah kuvvet versin. Evet ama maşallah enerjiniz çok yüksek. Pişti programından evet, söz ediyorsunuz. Pişti. Evet. Sanem Altan. Şafak Sezer, Gani Müjde ile birlikte evet, iki program oldu. Üç oldu. Ben ikisini evet, seyredebildim. Şimdi samimi olarak görüşümü söyleyeyim. Buyurun. Sizin enerjiniz gerçekten çok yüksek. Ama diğerleriyle bir doku uyuşmazlığı varmış gibi bana yansıdı. Haksızlık etmek istemem. Hepsi tek tek çok iyi ama bir arada... Sanki sizin iki çıt daha yüksek, keşke tek başına yapsaydı diye kalbimden geçirdim. Tek başıma yapsaydım. Evet. Oo. Ne dersiniz? Ama yok, programın formatı zaten evet, bir konunun evet, tartışılması ve farklı karakterlerdeki, farklı mesleklerdeki insanların o konuya yorum getirmesi. Ben de enerjisi yüksek. Demek ki müzisyen kısmına. Yerinizde duramıyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz. Şimdi ya sandalyeyi sallıyorum ya ayaklarımı sallıyorum. Eğleniyor musunuz orada? Tabii çok güzel geçiyor. Ben oturacağını düşünüyorum. Henüz yani biz de tam ısınamadık ki biz sürekli bir arada olan arkadaşlar değiliz yani Sanem Altan'la. Ben yeni tanıştım mesela, program icabı tanıştık. Oturacaktır tabii, diye doğal düşünüyorum. Doğal olarak bir gazeteci gibi tabii, düşünüyor. Tabii. Anlıyorum onun sorularını, yaklaşımını. Evet. Sana nasıl geliyor o yaklaşım? Ve bize tabii ağır geliyor ama öyle bir köşe lazım yani o programda. Evet. Ya çok enteresan, kanında var gerçekten. Tabii. Çok değişik mesela biz Sanem'le karakterlerimiz şimdi kuliste konuşurken fark ettik. O kadar meraklı ki gerçekten yani her şeyi öğrenmek istiyor. Tabii. Ben hiç kimseye bir soru sormuyorum. Çok zoruma gider mesela birine soru sormak. Neden? Ayıpmış gibi mi gelir? Evet. Gerçekten. Yani arkadaşlarıma bile hani çekinirim. Onu ne yaptın, onu ne ettin falan diye sormaya.
Ama gazeteci gözüyle bakınca her şeyi merak ediyor. Kaç kardeşsin, öyle mi, şöyle mi, böyle mi? Aa dedim, hep soruları sen soruyorsun, hep ben cevap veriyorum. Bizim de otomatikman tabii cevap verme alışkanlığı var. Öyle ama güzel yani, bence herkesin şeyi oturacak, bakış muhakkak açısı değişik. Evet. İnşallah devam eder vallahi, biz çok seviyoruz programımızı. Oyunculuk daha disiplin isteyen bir şey. Bir rock yıldızı olarak siz kendinizi sahneye atıyordunuz. Ondan sonra şunu demek istiyorum. Orada çok fazla disiplin ihtiyacı yok, değil mi? Daha istediğiniz kadar ucu tabii açık delilik tabii yapabilirsiniz. Tabii. Orası ama bile oyunculuk biraz daha terbiye edici bir yanı var. Sanki sizin o deli deli hallerinizi biraz dengeliyor gibi, doğru mu? Tabii doğrudur. Şimdi sahne bir defa benim. Yani sahneye çıktığım zaman orası benim sahnem. Hiçbir kısıtlamam yok. Tamamıyla korkunç bir özgürlük. Hele rock sahnesindeyseniz. Ayakkabılarınız da rahatsa. Kim tutar sizi hakikaten. O korkunç bir özgürlük. Bir de sizi sevenlerle beraber olmak. Hep beraber dans etmek, varmak, çağırmak. O güzel. Ama oyunculukta tabii çok fazla bir insanın bir araya gelip çıkarttığı bir sorumluluk var. Yani orada belli bir disiplin gerekiyor ama disiplinsiz bir insan değilimdir zaten. Dolayısıyla bir sıkıntı çekmedim ben yani. Aksine çok disiplinliyimdir yani fazlasıyla ama rock sahnesi başka. Peki kaç zamandır konser vermiyorsunuz değil mi? Verdim. En son bir ay falan oldu öyle hatta. Mi? Evet. Bir buçuk ay olmuş olabilir. Hatta hem de İstanbul'da verdim. Veriyorum, hala konserlere devam ama ediyorum. Ama eskisi kadar yoğun verilemiyor galiba, değil mi? Müzik piyasası biraz kesinlikle çok fark etti. Yani son iki yıldır neden herkes çok şikayetçi. Var bir düşüş var konserlerde, organizasyonlarda, sponsorların da birazcık şeyi herhalde. Özellikle bu üniversitelere giden bir sponsorlu konserler oluyordu. Onlarda birazcık azalma var. Üniversitelerden talep geliyor ama. Siz aslında başkalarının konserine gitmeyi sevmiyorsunuz değil hiç mi? Hiç sevmem. İnanılmaz bir şey bu. Gerçi ben de konseri hiç sevmem. Ayrı konu ama. Evet. Sizin sevme yani gitmeyişiniz çok ilginç. Neden? Çok kalabalık oluyor. Ya. Çok kalabalık. İtiş kakış, oraya girmesi çıkması. Ben sahnenin üstünü seviyorum. Ama siz sahneye çıktığınız zaman kalabalık olsun istiyorsunuz. Olsun size gelenlere, evet, değil i̇şte mi? Kalabalığı sevenler iyi. Sahnede olunca İlginç tamam yani da. Hem yalnızlığı bu kadar sevmek hem de bu kadar kalabalıklara kendini atabilmek. Sormayın. Evet, çok zor. İkisi de sahici değil mi? Tabii. İşte o onu dengeliyor diye düşünüyorum. Yani öbür türlü bir de boş zamanlarımda Nişantaşı'na gideyim, arkadaşlarla toplanayım, kahve içeyim dersem o zaman yapamam. Sizin öyle Twitter muhabbetleriniz falan hiç yok. İnternette de ben mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum. Evde iş yaparken yahut sokakta şarkı söyler misiniz? Söylerim. Öyle mi? Evet. Kendi şarkı? Yok, kendi şarkılarımı söylemem. İngilizce şarkılar söylerim. İngilizce. Evet. Türküler. Ya da bir şeyler mırıldanırım. Evet, söylerim. Bugünlerde dilinize hangi şarkı pelesenk oldu? Aa, bilmem. Sevdiğiniz, böyle sizi tam yüreğinizden vuran. O pelesenk olmuyor da. hep gıcık olduğum şarkılar çok benziyor. Evet, şöyle bir düşündüm de. Şu Apache'nin şeyi çıkmıyor kulağından. Bir yerde duydum mu tamam. 3 gün aklımda Apache müziği. Maalesef. Peki ben yeni bestelerinizi de çok merak ediyorum. Bir yandan da üretim oluyor mu? Üretim oluyor. Gayet tabii oluyor. Gitarım hep köşede durur zaten evde. Fakat henüz daha bir albüm yapacağımı zannetmiyorum yani. Öyle mi? Neden? Hem daha az süre oldu arada. Biraz daha duygu biriksin, biraz daha yaşanmışlık biriksin. O zaman daha güzel oluyor. Bir de malum şeyler... Artık internetten indiriyor herkes. Evet. Değil mi? Ne kadar kötü. Biraz tadı kaçık anlamda. Peki ne tür duygular birikiyor? Bodrum'da yaşıyorsunuz. Üç gün orada, dört gün burada. Nasıl bir hayat var orada? Ne tür duygular birikiyor? Orada yaşamakla bir ilgisi yok duyguların. Bence duygular daha ziyade kendi hayatının yönü bir tarafa doğru değişiyor mu? Kendimde gözlemlediğim şeyleri daha çok şarkı yaparım yani. Bir nerede yaşadığımla, nereye gittiğimle ilgisi yok.
Nereye giderseniz gidin kendinizi götürüyorsunuz. Evet, meşhur bir laftır o. Çok severim. Dolayısıyla... Ama yine de bir sakinlik, huzur, mekanın böyle katkıları orada o kadar bir güzellik var tabii. Ha. Şimdi şehirde göremediğim bir güzellik. Yani gerçekten çok güzel bir yer ve hani o temiz hava ve estetik gerçekten etkiliyordur. Evet. Etkiliyordur. Hatta daha mutlu, daha pozitif olduğuna eminim şarkıların. Bir köydesiniz değil mi? Köydeyim. Yani bana güzel geliyor tabii. Evet. Herkese güzel gelmez. Yani gökdelen manzarası seven çok insan var. Ne tür duygular? Diyorum yani ya. Duygu değişimi bir 10 yıl öncesiyle kıyas ettiğinde bir şeyler ben hep fark ediyorsun. 10 yıla gitmeme gerek yok. Hep kendimi gözetleyen bir insanım öyle zaten. Ha. Hani eskiden böyle yapardım. Şimdi bu konuda böyle şeyler düşünüyorum diye hep kendimi yoklayıp yakalayan bir tipim. Daha ziyade de oralardan çıkıyor şarkı. Aslında öyle bir duyguyu bir şeye uyandığım zaman, bende değişen bir şeyi fark ettiğim zaman onu dile getirmek için bir hikaye çıkıyor. Asıl öğrenmek istediğim, insan yaş aldıkça hayatta değişik keşifleri olur. O manada sizin bu yaş döneminize denk gelen keşifleriniz, yani duyguları oradan çıkaracağım. Kendimle ilgili keşifler. Hayatla ilgili. Hayatla ilgili en büyük keşfim herhalde 35 yaşından sonra bir şeyi oldurmaya çalışmamak gerekiyor. Yani çok üstüne gidip insan biraz daha gençken çok hırslanıyor o tip konularda. Bir şey olsun, kendi istediği vakitte olsun diye çok üzerine gidiyor. Halbuki her şeyin olması gerektiği zamanda olur ya da olmaz olduğunu keşfettim yani. Merhaba, 40 yaşındayım. Biraz geç ama oldu. Ama yok, çok normal. Aşağı yukarı o yaşlarda keşfedilebiliyor. Evet. O zamana kadar çırpınma dönemleri oluyor. Çırpınma ve hırsla üstüne gitme. Bir şekilde onun olması için her yolu deneme gibi bir şey oluyor. Bütün bir hayatı yaşayıp da şu duyguya, şu keşfe ulaşamayan pek çok insan da var. Ben söyleyeyim o zaman. Hay Allah. Peki bu keşiflere paralel bir şekilde saçınızın rengini konu edeceğim. Ben hala eski, o kıvır kıvır, siyah saçlı kızı arıyorum. Ama tabii ki siz biliyorsunuz. O burada. Kökü bende. Boyarız. Nasıl karşılandı bu saç modeli? Vallahi şimdi bu biraz modern bir kesim. Dolayısıyla hani iyi oldu. Etrafta pek göremeyeceğimiz bir saç kesimi olduğu için ilgi de gördü. Benim zaten kendi hayran kitlem, onlar alışıklar benim sürekli saç değiştirmeme. Bir sorunumuz yok. Ben de estetik buluyorum. Daha doğrusu ben kendimi güzel ve iyi hissettiğim sürece o saç şekli kalıyor benim. Şöyle bir şey vardır, kabul vardır. Gerçeğe de çok yatkındır. Kadınlar ruh halleri değiştikçe gider saçlarıyla bunu gösterirler, oynarlar diye. Evet. Şu model ve şu renk senin hangi yanını yansıtıyor? Siz sana baktığımız zaman ne görmeliyiz? Ben mesela biraz daha feminen hissediyorum bu zamanlarda. Son zamanlarda daha doğrusu. Öyle herhalde o yanımı yansıtıyor olabilir. Yani siyah ve uzun saçlar birazcık daha sert bir mizaç oluyor ister istemez. Evet, eski röportajlarını hatırlıyorum. Orada içimdeki kadını bir türlü dışarıya çıkartamıyorum. Hep o konserlerde de hep erkeksi tavırlarınız vardı. Evet, evet. Nihayet çıktı. Nihayet bakalım bilmiyorum. İnşallah geçici değildir. Herkes memnun tabii bu halde. Ama saçıma fazla alışmayın dedim. Her an bir sürpriz. Ama sakın bir kızıl renkle ortaya çıkmayın. Yok. Ne olur. Ay, bakalım göreceğiz. Şöyle bir şey not almışım. Saçla ilgili eski bir röportajınızda nasıl giymek istiyorsak sevgilimizi de ona göre seçiyoruz. Saçımı pembeye boyadım mı o tip bir erkek arkadaş bulurum yanımda demişsiniz. Mecbur kalırsın tabii yani saçım pembesi. Şimdi demek takım ki... Takım elbiseli biriyle gezemezsin herhalde. Evet. Öyle demek istemişimdir. Şimdi dedim ki demek ki artık 40 yaş olgunluğunu yaşıyor Özlem Hanım. Herhalde evet. Nihayet. bu rock müziğin hani hiçbir kalıbı kabul etmeyen... O ayıp, bu ayıp duygusundan insanı kurtaran yanını çok seviyordunuz siz. Evet. Peki...